Otur kızım. Muhtar, bugün hayırlı bir gün. O yüzden bana kalırsa eski düşmanlığımızı bir kenara bırakalım. Ve yeni bir başlangıç yapalım. Çünkü çocuklarımızın mutluluğu bizim birbirimize duyduğumuz düşmanlıktan daha önemli. Çok doğru. Ne güzel dedin öyle Chaudhry. Hazır lafı geçmişken hadi tatlı yiyelim. Ancan herkese tatlı dağıt. Hadi al şunu. Evet. Afiyet olsun. Teşekkür ederim ama sonra yiyeceğim. Yapma Chaudhry. Hadi ye. Al Vrendra. Biraz tatlı ye. Şu sözü mutlaka duymuşsundur. İnsan yaşlanınca gençlerin maskarası olurmuş. O yüzden en iyisi gençlerle uğraşmamalı, yoksa kendine zarar verebilirsin. Baksana, aslında muhtar koltuğuna oturmak istiyordun. Ama sonun tekerlekli sandalye oldu. Peki köylüler ne yapacak? Muhtarları yürümekten bile acizken koca köyü nasıl idare edecek? Sen daha önce hiç at yarışı izledin mi? Yarışan aslında jokey değildir. O sadece atın üstünde oturur. Yularını sıkınca tutar ve atı koşturur. Yani bütün yarış aslında yulara bağlıdır. Jokey yuları ne kadar sıkı tutarsa at da o kadar hızlı koşar ve jokey nereye isterse oraya gider. Ve Revari'deki insanların yuları, muhtarları Vrendra Pratap'ın sağlam ellerinde. Ve böyle olduğu sürece onu kimse durduramaz. Özellikle de senin gibi bir aptal asla. Kimin aptal, kimin akıllı olduğunu zaman gösterecek Vrendra. Ama şimdilik halletmemiz gereken önemli bir iş var. Onun için buradayız. Bu çocuklarımızın nişan davetiyesi. Yani senin kızınla benim oğlumun nişan davetiyesi. Al bakalım. Bizim geleneğimizde söz kesmeye gelirken davetiye de yanınızda olur. Ve erkeğin kayınpederine verilir. O yüzden senden bu davetiyeyi kabul etmeni istiyorum. Bence o davetiye sende kalsa daha iyi olur Chaudhry. Çünkü biz daha kesin kararımızı vermiş değiliz. Bu evlilik için sadece formalite olarak evet diyeceğiz Vrendra. Çünkü genç bir kız bir kez evlenmeye karar verdiğinde anne babası istese de istemese de kararına saygı göstermek zorundadır. Ne de olsa bu bir onur meselesi, değil mi? O yüzden sana tavsiyem, bu davetiyeyi şimdi kabul et ve bu evliliğe evet de. Buraya kızını istemeye geldik. Makamını elinden almaya değil, aile olmak istiyoruz. Anlaşma yapmayı değil. Biliyorsun bizim toplumumuz tutucudur. Eğer bir genç kız evden kaçarsa köylüler ailenin hayatını cehenneme çevirir. Senin de genç bir kızın var Vrendra. Böyle bir şeyin senin başına gelmesini istemem. O yüzden bu teklifi kabul et ve izin ver gençler evlensinler. Eğer istersen ellerimi birleştirip sana yalvarabilirim. Aman yapma. Chaudhry bunu neden yapsın ki? Kızımız oğlunla evleneceği için çok şanslıyız. Tebrikler, kızımızı veriyoruz. Anne, kızımızı veriyoruz değil mi? Chaudhry, yaşlı bir kurda yeni numaralar öğretilemeyeceğini çok iyi biliyorum. Ve aynı şey senin için de geçerli. Şimdi bana açık açık söyle.
Ne istiyorsun? Hala benim ne istediğimi anlayamadın mı? Ben bu köyü istiyorum Frendra. Seninle birlikte bu köyün gelişmesi için çalışmak istiyorum ki bu arada kendimi de geliştirebileyim. Sen aklı başında bir adamsın. Ve bir şey daha var. Evlilikten sonra senin ve kızının ipleri tamamen benim ellerimde olacak. Vrendra, ne yapıyorsun? Dur. Amacının ve niyetinin her zaman farkındaydım. Şimdi saçmalamayı kes. Pılını pırtını topla ve ailenle birlikte bu evden hemen git. Yoksa sana yemin ediyorum seni bu evden zorla gönderirim. Defol buradan. Neden dik dik suratıma bakıyorsun? Beni duymadın mı? Hemen defol evimden. En başından beri niyetinin ne olduğunu biliyordum. Ama kızımın hatırı için bir şey söylemedim. Sana bir şans vermek istedim. Ama sen hep yılandın. Ve hep yılan olacaksın. İçin zehirle o kadar dolu ki benimle benim evimle buluşup zehrini akıtmak istedin. Ama şimdi sana söyleyeceğimi çok iyi dinle. Biz iki can bir araya gelse de akraba olamayız. Seninle sadece tek bir şey olabiliriz. Düşman. Sen benim düşmanımdın ve her zaman düşmanım olacaksın. Ne senin oğlun benim damadım olabilir, ne de benim kızım senin gelinin olabilir. Şimdi ne yapacaksan yap. Canın ne istiyorsa onu yap. Ne yapıyorsunuz? Bak Vrendra, bana ettiğin bu hakaretlerin bedelini sana teker teker ödeteceğim. Gidelim oğlum. Bu evde yeterince hakarete uğradık. Bu adama rica ettim, önünde yalvardım ve neredeyse diz çöktüm. Ama yine de kabul etmedi. Kendi kızını bile umursamayan bir insan bizi hiç umursamaz. Hadi. Aram. Aram hayır. Lütfen Aram. Beni dinle. Aram. Aram hayır. Aram. Aram lütfen. Özür dilerim ama ne olur beni bırakıp gitme. Aram hayır. Ne olur beni bırakıp gitme. Hey Çalan Singh, gitmeden önce beni son bir kez dinle. Eğer bundan sonra seni bir daha evimin yakınlarında görürsem, bu sefer seni öldürürüm. Sadece seni değil, bütün aileni yok ederim. Sakın bir daha Vrendra Pratap Singh'e bulaşayım deme. Yoksa senin için hiç iyi olmaz. Bu dediğimi hiç unutma. Aram, Aram lütfen. Aram beni dinle lütfen. Aram gitme. Lütfen Aram. Thank you.
Git buradan! Sana git buradan dedim! Şimdi ne istiyorsun? Zaten her şeyimi elimden aldın. Annemi... Hayatımı... Mutluluğumu... Elimden her şeyimi almak sana yetmedi mi? Sadece... Arabam vardı tek yaşama sebebim. O benim tek mutluluğumdu. Ama sen onu da berbat ettin. Sen beni mutlu görmeye katlanamıyorsun. Sen sadece kendini düşünüyorsun. Sen bencil bir insansın muhtar. Bu doğru değil Nandini. Lütfen beni anlamaya çalış. Evet Nandini, babanı en azından bir kez dinler misin? Ne de olsa o senin baban. En azından onu bir kere olsun dinle. Asla! Ne o benim babam ne de sen benim annemsin. O yüzden artık kimseyi dinlemek istemiyorum. Gidin buradan. Beni yalnız bırakın. Nandini. Virendra, bana sorarsan... Şimdi Nandini ile konuşmak için iyi bir zaman değil. Eğer onunla konuşursak doğru olmaz. Çünkü ona söylediğin hiçbir şeyi dinlemeyecek ve anlamayacak. Bence onunla biraz daha sakinleştikten sonra konuşalım, olur mu? Hadi, gidelim. Bunu Nandini'ye nasıl anlatacağım? Ona onun düşmanı olmadığımı nasıl anlatacağım? Ben onun babasıyım. Ve bir baba her zaman kızının mutluluğunu ister. Ben ne yapıyorsam onun iyiliği için yapıyorum. Bu ailenin iyiliği için yapıyorum. Bunu nasıl anlamıyor? Chaudhry Charan Singh'i nasıl anlayamıyor? Neler yapabileceğini görmüyor. Bu gerçeği neden anlamıyor? Nandu? Neden geldin? Kimseyle konuşmak istemiyorum. Git buradan. Kalk hadi. Buraya senin için gelmedim ki. Benim ne kadardır karnım zil çalıyor. Kendi huzurum için geldim. Biz ikiziz. Ve sadece ikizlerin sahip olduğu özel bir bağa sahibiz. Birimizin canı acıdığında diğeri bunu hissedebiliyor. Ve birimizin karnı acıktığında diğerinin de karnı acıkıyor. Hadi kalk artık. Hadi gel, sana yemek yedireceğim. Veer gerçekten çok sinir bozucusu. Ha, biliyorum biliyorum. Ve sen doğduktan hemen sonra seni gıcık etme ruhsatı aldım. Güzel mi? Bu arada bunu ben yapmadım ama beğendiysen övebilirsin. Al bakalım. Küçücük bir lokma hadi ye. Sen de sabahtan beri bir şey yemedin değil mi? Sen ye. Ye şunu. Sen de boşu boşuna numara yapıyorsun. Daha önce yemeliydin. Bir, muhtar Arav ve babasına çok kötü davrandı. Ve onu hiçbir zaman affetmeyeceğim. Hiçbir zaman. Muhtar çocuklarının mutlu olmasını istemiyor. Ama ben öyle kolay kolay pes etmeyeceğim. Ondan intikamımı alacağım. Muhtar yaptıklarının sonuçlarıyla yüzleşmek zorunda kalacak Veer. Ama bu çok yanlış. Sen ne yapmayı düşünüyorsun? Bir fikrim var. Şimdi göreceksin. Ne oldu Virendra? Uyuyamıyor musun? Peki sana ninni söylememi ister misin? Ninni mi? Ciddi misin? Tamam. Söyle bakalım.
Belki uyumama yardımcı olur. Tamam. Ama sen hala uyumamışsın. Ne oldu? Nandini'yi düşünmekten uyuyamıyorum ve... ve başım çok ağrıyor. Tamam o zaman. Ben gidip sana ilaç getireceğim. Hem uyumana yardım eder hem de başının ağrısını geçirir. Tamam mı? Hı hı. Hemen dönerim. Bu kapıyı kim açmış olabilir ki? Bunda emin misin? Son kararını söyle. Hem de çok eminim. Gecenin bu saatinde kim olabilir ki? Herhalde hizmetçilerden biri dışarı çıkmıştır. Bu muhtarın taktığı başlığın aynısı. Baksana. Benim sebze almam gerekiyordu. Hadi sen de benimle gel, tamam mı? Tamam, siz devam edin. Zaten işe gitmeliyim, tamam mı? Peki. Görüşürüz. Kendine iyi tamam, bak. Tamam, sen de.
Hey! Suda sen misin? Bu ne güzel bir sürpriz böyle. Seni görmek güzel. Buraya başlık almaya mı geldin? Hayır. Piriyu ve Anceli yengeyle birlikte mabede gitmiştim. Onlar sebze almaya gittiler. Ben de işe gidiyorum. Onları bıraktım. Ama seni görünce durdum. Anladım. Bu arada... bu türban sana çok yakışmış. Takınca aynı muhtara benzemişsin. Ben sadece deniyordum. Almaya niyetim ne? Yoktu. Bence almalısın. Şunu bağlar mısınız? Bence bunu al. Eminim çok yakışacak. Hayır, ben... Hadi bayım, bağlasanıza. Gördün mü? Sana çok yakıştı. Tamam Suda, madem ısrar ediyorsun, o zaman alacağım ama bir şartım var. Ben de sana bir başlık almak istiyorum. Sen bana başlık mı alacaksın? Neden? Bunda ne var ki? Burada çok fazla var. Erkekler başlık takar, kadınlar takmaz. Suda, pardon ama... Lütfen boş ver. Evet, bir saniye. Ben... ama bir... Gel bakalım, kendine baksana. Bak. Ne kadar güzel oldun, değil mi? Ve baksana, sözde erkekler için yapılan başlık... bir kadında ne de güzel duruyor, değil mi? Ey yüce tanrım, sen büyüksün. Priyu, sen... bu sıcakta sebze almakla uğraşırken şu Suda'ya bak. Tarlaların hepsine gözünü dikmiş. Bu kız da az kurnaz değilmiş hani, vay canına. Karşısına çıkan fırsatlardan faydalanmayı çok iyi biliyor. Ne diyorsun? Ne fırsatı? Revari'nin kraliçesi olma fırsatından söz ediyorum. Ne söylemek istiyorsan açık açık söyle, seni anlayamıyorum. Baksana, sen gerçekten o kadar aptal mısın? Aklını kullanamıyor musun? Veer kim? Veer bu köyün muhtarının büyük oğlu. Yani bir gün muhtar gittikten sonra muhtar kim olacak Priyu? Veer Pratap Singh. Ve o sırada Veer Pratap Singh'in karısı her kimse, o ne olmuş olacak peki? Muhtarın hanımı. Evet. Şimdi anladın mı? Bak Priyu, ablan evlendikten sonra kesin şunu düşünmüşsündür, değil mi? Muhtarın ailesiyle akraba oluyorum. Kraliçeler gibi lüks içinde yaşayacağım, güzel kıyafetler giyeceğim, takılar takacağım ve bir gün ben de aileden biri olabilirim diye düşündün, değil mi? Ama Tanrı sana bir kez daha büyük bir fırsat verdi ve bu sefer hayallerini gerçekleştirebilirsin. Ama hayallerine kim engel oluyor? O. Baksana. O kız senin yanında kendini ne sanıyor ha? Tanrı ona güzellik bile bahşetmemiş. Ama sen çok güzelsin. Ve bundan daha da önemlisi, Veer senden hoşlanıyor. Suda'dan değil. Kızım, sen aptal mısın? Çocuk senin için deli oluyorken sen neden ona bağırıp çağırıyorsun? O yüzden kısmetinin önünü kapatma ve hazırlan. İleride muhtar karısı olacaksın. Anladın mı? Bak, sakın böyle bir fırsatı kaçırayım deme. Çünkü şu Suda var ya, çok kurnaz bir kız. Bu fırsattan faydalanır ve sen de sonra pişman olursun. Kader öyle her zaman karşına bunun gibi bir şans çıkarmaz. Bu sefer altın gibi bir fırsat kapına kadar geldi. O yüzden bu altın fırsatı kap ve muhtar karısı ol. Anladın mı? Nandini? Nandini. Nandini. Bu saatte nereye gitmiş olabilir ki? Her yere baktım. Yine de Nandini'yi bulamadım.
Muhtar, biliyorsun şimdiye kadar hayatımda en zor engelleri bile aştım. Ama dün yaşananlar çok fazlaydı. Artık buna dayanamıyorum. O yüzden bundan sonra hayatımla ilgili kararları kendim vereceğim. Bu evi terk ediyorum ve bir daha asla geri dönmeyeceğim. Sakın beni aramaya kalkışma. Çünkü ben artık bir yetişkinim ve kanunlar karşısında kendi kararlarımı verme hakkına sahibim. Hoşça kal, Nandini Singh. Sen ne yaptın böyle Nandini? Vrendra bunu öğrendikten sonra ne olacak? Tanrım, eğer Vrendra bu mektubu okursa öfkeden gözü döner. Ben şimdi ne yapacağım? Lütfen bana yardım et Tanrım. İşte şimdi en büyük korkum gerçek oldu. Şu Chaudhry ve oğlu Nandini'yi tuzağa düşürmeyi başardılar. Ama Nandini nasıl bu kadar aptal olabiliyor? O namussuz Chaudhry ve oğlunun oynadığı oyunu nasıl anlayamıyor? Neden benim düşmanımın evine gitti? İşte bu bardağı taşıran son damla oldu. O namussuz Chaudhry ve oğlunu öldüreceğim. Ama ondan önce Nandini'yi eve getirmem gerek. Ne pahasına olursa olsun. Vrendra, Vrendra ne yapıyorsun? Bacağın kırık, ne yapıyorsun? Bu halde hareket edemezsin Vrendra. Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Bütün bunlar senin inadın ve kibrin yüzünden oldu. Vrendra ne olur en azından bu sefer aklını başına topla. Nandini ne yaptıysa senin inadın yüzünden yaptı. Vrendra, Nandini senin kızın. O senin namusun. O yüzden şimdi ne yaparsan yap, sana yalvarırım, iyice düşündükten sonra yap. Ancak o zaman kızını ve namusunu koruyabilirsin. Bana bak Kurvi. Bu olanların hiçbiri benim suçum değil. Bütün suçu benim üzerime atma. Bunun sorumlusu ben değilim. Senin suçun Vrendra. Nandini senin hatan yüzünden evden kaçtı. Chaudhry aranızdaki düşmanlığı bir kenara bırakıp evine geldi. Senden kızını istemek için ayağına gelip sana yalvardı. Sen bunun karşılığında ona ne yaptın? Hakaret ettin, bağırdın, herkesin önünde rezil ettin. Vrendra, sen aynı zamanda kızının da kalbini kırdın. Sırf inadın ve kibrin yüzünden. Vrendra, lütfen bunu yapma. Nandini bugün böyle bir karar verdiyse bu senin yüzünden. Hayır, bunun sorumlusu ben değilim. Ben Nandini'nin mutluluğunu reddetmedim. Tersine ben o alçak ailenin teklifini reddettim. Nandini orada asla mutlu olamaz. Hayatı boyunca pişman olacak. Sana bir şey diyeyim mi Purvi? Chaudhry bugün sahip olduğu serveti kendi alın teriyle çalışarak kazanmadı. O servete zavallı köylüleri dolandırarak, onlara işkence ederek sahip oldu. Hayatı boyunca bir gün çalışmadı. Herkesin önünde farklı konuşabilir. Ama sonra gelir seni sırtından bıçaklar. Tamam Vrendra. Chaudhry'nin dürüst bir adam olmadığına katılıyorum. Ama bunda kızının ne suçu var ki? Vrendra kızın Arav'ı seviyor değil mi? Ve Arav babası gibi kötü bir insan değil. O yüzden lütfen Vrendra, Nandini ve Arav'ın evlenmesine engel olma. İnsan aşıkken ailesinin düşmanlarını ya da nefretini düşünmez. Hatta aşk eski düşmanlıkları bitirmek için bir fırsat. Kızın için gerçekten çok endişelendiğini biliyorum. Ama Vrendra artık sen de Nandini'nin çocuk olmadığını kabul etmelisin. O artık bir yetişkin. Kendi seçtiği ve aşık olduğu bir insanla evlenebilir. Onun babası olabilirsin ama kime aşık olup olamayacağını sen belirleyemezsin. Bu kişi düşmanının oğlu olsa bile Vrendra. Şunu unutma. Ben Revari'nin muhtarı Vrendra Pratap Singh'im. Bu dünyada hiç kimsenin kızımın hayatını mahvetmesine izin vermem. O ikisi kızımı kullanıp beni yok etmek istiyor, anlasana. Buna asla izin vermeyeceğim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.